welcome these dance moves this year get ready to step into 4 yeni Assassin's Creed oyunu duyuruldu. Bunlar hakkında konuşacağız. Bazıları hakkında daha fazla, bazıları hakkında daha az konuşacağız ama öncelikle dikkat çekmek istediğim başka bir konu var. Biz ne zaman bu hale geldik? Oyun tanıtımları gitgide daha kötü hale geliyor. George Knife denen dallamanın yapmış olduğu etkinliklerden feyz alan diğer oyun firmaları ilgimizi çekmeyen aptal sunumlarıyla gerçekten de bizi böyle cringe'lerden cringe'lere sokuyorlar. <laughs> Normalde ben metin bazlı çalışarak bir video hazırlarım. Sadece podcast'lerde böyle doğaçlama konuşurum ama şu an o kadar doluyum ki o kadar sonsuza kadar konuşacak gibi hissediyorum ki açtım kamerayı. Ya uykudan yeni kalktım. Sinirim geçmemiş. Bak ben uykudan yeni kalktım. Sinirim geçmemiş. Saçım başım dağınık. Bunun sebebinin ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Önceden E3 vardı. Önceden Gamescom vardı. Oyun firmaları birbirleriyle yarışırlardı. Çünkü o fuarın kazananı olurlardı veya kaybedeni olurlardı. Kim Sunumda daha büyük ilgi çekerse, daha çok ilgi çekerse o E3'ün kazananı olarak belirlenir. Ve gerçekten de oyunları daha çok beklenen bir firma olurdu. Bu bazen Ubisoft olurdu. Bazen Xbox olurdu ama çoğu kez de PlayStation olurdu. Çünkü onlar bu sunum işini iyi yapıyorlar. Sonra PlayStation dedi ki ben E3'ten ayrılıyorum. Ardından E3 diye bir şey kalmadı. Daha sonrasında pandemi sürecinde pek çok firma artık kendi etkinliklerini yapmaya başladılar ve bu gerçekten çok kötü bir fikir. Gamescom'un açılış etkinliğini hatırlayın. Normalde post show olarak görmemiz gereken şeyleri bize ana show'da göstermeye başladılar. Genshin Impact'e gelen yeni karakteri World First olarak duyuran bir George Knight var ya biz niye bunları izlemek zorundayız hatırlıyorum geçtiğimiz yıl Summer Game Fest miydi bilmem ne Game Fest miydi sırf Elden Ring'in bir fragmanını göreceğiz diye iki saat bize bomboş bir etkinlik izletti bu adam ve diğer firmalar da aynı yoldan gidiyorlar dün akşam biz ekran karşısına niye geçtik niye Ubisoft etkinliğini izledik Assassin's Creed gelecek diye en sona bir tane show koymuşlar öncesinde ellerinde ne kadar marka varsa ne kadar şey varsa hepsini üstümüze boca etmişler ya bu noktada Mario Rabbids'i falan geçiyorum. Çünkü onlar evet yeni oyunlar ama ya division'a gelecek bir güncellemenin quality of life improvement'larının bunların bizimle ilgisi ne? Bunlar oyunu oynayan insanların ilgisini çekecek şeyler. Sen zamanında bunu E3'te, Gamescom'da başka yerde göstermişsin. Benim ilgimi çekmemiş arkadaş. Niye 3-5 oyuncu kazanacağım diye seni izleyen yüzlerce oyuncu, binlerce oyuncu işkence çektiriyorsun? En iyi sona saklayalım mantığınız nereden geliyor? Kardeşim böyle bir şey yok ya. Bundan yıllar önce 2016'da PlayStation etkinliğini God of War'la açmış. Sen yine en önemli oyunlarınla açmışsın. Assassin's Creed Origin'i e 3ü duyururken ilk oyun yapmışsın. Niye? İşte artık etkinlik kazanma diye bir şey yok. Enayiler nasılsa izliyorlar. Ya biz bu kadar enayi değiliz ya. Ben artık izlemeyi bırakacağım bunları ya. Bak Assassin's Creed konuşacağım diye oturdum buraya. Zaten ondan da pek bir şey görmedik. Yine de fena değildi Assassin's Creed kısmı. Ya sadece onu koy. Sonra de ki arkadaşlar bizim devam eden oyunlarımız var. Bunlardan biri Division. Valhalla. Bra pardon. Br hala işte Assassin's Creed Valhalla bunlar bizim devam eden oyunlarımız ayrıca. Bu etkinliği izledikten sonra bir post show olacak. İlginizi çeken bu oyunlardaki önemli haberleri orada izleyebilirsiniz de ilgisi olan izlesin. Beni ekran başına mıhlama. Ya Ubisoft Allah aşkına ya. George Knife'li olmayın hepiniz ya. Sinir kısmını geçtik. Şimdi Assassin's Creed'e geçiyoruz. Assassin's Creed'de 4 farklı oyun duyuruldu. Ve bu 4 farklı oyundan 3'ü henüz geliştirme aşamasında ve sadece renk kodlarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Duyurulan yeni 4 Assassin's Creed oyunundan sadece bir tanesinin şu anda çıkış tarihi hatta ismi belli. O da Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Valhalla'dan 20 yıl öncesinde geçen Mirage. Basimi spot ışıklarına koyuyor ve onun bir sokak serserisinden Master Assassin yolculuğunu anlatıyor. O yolculuğu bizlere gösterecek. Burada beni sıkıntıya düşen bir iki nokta var. Bunlardan birincisi stüdyo. Ubisoft Bordeaux o kadar da bilinen, o kadar da oyun geliştirmiş bir oyun stüdyosu değil. Halen her yerde iş ilanları var. Sitelerine girip baktığınızda görebilirsiniz. Yüzlerce kişi işe almaya çalışıyorlar. Muhtemelen Assassin's Creed Mirage'i bitirmek için. Oyunla alakalı zaten hiçbir gameplay videosu gösterilmedi. Sadece işte o sevdiğiniz Assassin's Creed tarzında dendi. Ama bunun bir reklam pazarlaması olduğunu zaten Ubisoft Kübek'in başındaki abimiz gelip yeni oyunları gösterdiğinde anlamış olduk. Şu ana kadar oynanış anlamında bence en iyi Assassin's Creed oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'nin geliştiricisi Ubisoft Kübek Kanadalı bir stüdyo ve yepyeni bir oyun geliştiriyor. Hatta bence Assassin's Creed serisinden de dışarıdan da çok iyi oyunlar yaptılar. Bunlardan biri Assassin's Creed Syndicate. Onun dışında Immortal Phoenix Rising'i de yine Ubisoft Kübek yaptı. Şu an içeride süperstar konumundalar ve yeni oyunları Model Japonya'da geçecek. Henüz ismi belli değil. O yüzden kod name Red olarak oyunu adlandırıyorlar. Asıl böyle geniş Assassin's Creed oyunu o olacak. Muhtemelen oynayacağımız oyun yıllar öncesinde çıkan Prince of Persia Forgotten Sands'te olduğu gibi 2A türünde çok da üzerinde düşünülmemiş bir oyun olacak gibi geliyor bana Assassin's Creed Mirage söz konusu olduğunda. Diğer duyurulan oyunsa tabii ki bir mobil oyundu. O Çin'de geçecek. Yani oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama keyifli olacaktır. Assassin's Creed mobil tarafta bence çok da güçlü değil. Daha öncesinde hazırlamış oldukları güzel bir iki oyun var. Ben bunlardan bazılarını da oynadım ama şimdi işi abartmalarını, Assassin's Creed tecrübesini direkt mobile getirmelerini isterim. iPad'de falan çok keyifli olacaktır. Diğer taraftan Ubisoft Montreal Assassin's Creed Valhalla'yı en son geliştirdi. Ek paketleri Bordoya falan attılar. Yeni oyuna başlamışlar. Assassin's Creed Hexe diye bir oyun duyurdular. Baya gizemli bir fragmanı vardı. Muhtemelen Hexe Almanca cadı demek. Bir orta çağ teması yine göreceğiz. Oldukça karanlık bir atmosferi olacaktır. Ama tüm bu duyurular ne içindi derseniz hiçbir şey. Hiçbir şey. Ya ben bunu anlamıyorum. Elinde bir şey yokken neden bu kadar büyük bir etkinlik yaparsın? Tamam böyle izlerken aa ne güzel falan diyorum da şimdi Ubisoft Quebec Japonya'da geçen bir oyun hazırlıyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Yani kısacık bir şey gösterdiler. E, Jade dedikleri mobil oyun hiçbir şey yok. Montreal'ın geliştirdiği Hex'e hiçbir şey yok. Piyasaya çıkacak ön siparişi açılmış olan Mirage ile alakalı yine hiçbir şey yok. Niye ya neden ben şimdi görmediğim bir oyuna nasıl ön sipariş vereceğim ya? Hiçbir şey görmediğim bir oyun için 320 lirayı 330 lirayı ödememi istiyor şu an Ubisoft benden. Bu nasıl bir yüzsüzlük artık ya? A, sıkıldım artık ya. Yani bir şeylerden bir şeyler çıkartıp Aa arkadaşlar bunu koymuşlar size demek istemiyorum. Girin gameplayini izleyin istiyorum. Yani hiçbir şey yok. 3-5 ekran görüntüsüyle oyunu satmaya çalışıyor Ubisoft şu an ya. Böyle bir oyun gerçekten gelecek mi? Bu oyun kaliteli olacak mı? Hiçbir fikrimiz yok ya. Basimi anlatıyor. Evet basimi anlatması ne anlama geliyor? Tamam benim çok sevdiğim bir dizi oyuncusunu ismini atsat telaffuz edemediğim bu ablayı getirmişsiniz. Yine bir mentor asesin yapmışsınız şahane. De sadece onunla olmuyor bu işler. Ya neden bu kanalda Souls oyunları ağırlıklı? Bence şu anda anlamışsınızdır. Bıktım artık ya. Oyunu piyasaya süreceksin. Çıkış tarihi neredeyse her şeyin belli. Daha bir tane gameplay göstermiyorsun insanlara. Ya bir gameplay göster. Bir şey göster. Görelim ne alacağız. Oğlum biz ne satın alacağız senden? Böyle bir şey görmedim. Böyle bir yüzsüzlük görmedim ya. Hadi görüşürüz.